Kraliça. Reçel Kraliça. Niçin mutsuzsunuz? Senin bana düğün hediyesi olarak verdiğin elmas taşlı yüzük var ya. Ne olmuş ona? Yok olmuş, çalınmış. Şeker Reçel Kraliçem. Şimdi bak, Ponki ile Ponki'nin yüzüğü çaldığını ispatlayamazsan onlara iftira etmiş olursun ki bu çok ayıp ve kötü bir davranıştır. Her şeyi küresinde görür. Acaba kimdir, kimdir? Falcı denince akla. Tamam, şimdi buldum. Hemen onun adı gelir. Keto, keto, keto. Selamlar verdim. Evet, ben dünyanın en iyi bilicisiyim. Duydun mu Ponki? Siliciymiş. Ne siliyorsun? Halı bıçağı mı? Görüyorum. Kardeşiniz var kralım. İşte hırsız o. İyi de benim kardeşim falan yok ki. İyi bakarsan yüzüğü onların çaldığını göreceksin. Bakıyorum kraliçem. Görüyorum. Görüyorum. Parlasın küre. Zomburkoz'a herkes güvenebilir. Merhaba kralım. Ve merhaba kraliçem. Ve merhaba soytarı kardeşler. Zomburkoz duralım. Güvenliğinizi sağlarım. İstemem etrafta sorun morun. Olursa sorun, kalmaz tadım. Bunca yılda ne kadar para biriktirdiniz? Hiç biriktirmedik. Çünkü kral bizim hayatımızı güvence altına aldı. Evet, bizim güvencemiz var ya. Güvence mi? Ne güvencesi? İşte bu. İşte bu. Evet. Dün gece eğlenim. Bütün gece neredeydiniz? Odamızdaydık. Ponki ile aynı odayı paylaşıyoruz. Evet, biz birbirimizi çok severiz. Hiç kavga etmeyiz ki. Canım. Dün gece hiç odanızdan dışarı çıktınız mı? Hayır, çıkmadık. Ve bütün gece de horladı. İşte böyle. Son bir soru daha. Hiç kraliçenin odasına gitmeyi denediniz mi? Asla sayın Zomburgoz. Onların odasına kimse giremez. Gece gündüz kapının önünde nöbetçiler vardır. Yüzüğü kraliçeyi kızdırmak için siz aldınız. Olabilir mi? Olabilir mi? Olur mu? Olur. Çok zekice bir soru bu. Eğer kraliçeyi kızdırmak için yüzüğü ben almış olsaydım, ki zaten yeterince kızgın, o zaman derdim ki, ey ahali, yüzüğü aramanıza gerek yok. Ama yüzük bende değil maalesef. Kraliçem, siz yüzüğünüzü odanızın dışında düşürmüşsünüz. Yani bu demek oluyor ki yüzüğünüzü odanızın dışında arayacağız. Ama bu çalınmadığını göstermez. Ay bana bir şeyler oluyor, fena oluyorum. Şekerli çal kraliçem. Kraliçenin bu halleri beni çok üzüyor, biliyor musunuz? Üzülmeyin sevgili kralım. İnsanlar bazen yanlış düşüncelere kapılabilirler kralım. Ama o da sizin yıllardır arkadaşınız. Hem insan kendisine yapılmaması gereken bir şeyi yapılmış gibi gösterilirse bu çok kötü bir davranıştır. Buna iftira denir. Yapılmaması gerekir. Aslında kraliçe de yüzüğü sizin çalmadığınızı bal gibi biliyor. Kralım belki rüyasında gördü de gerçek sanıyor.
Biz kendimizden eminiz kralım. Kimseye bir kötülük yapmadık ve gerçekler eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Sıra kraliçedeydi. Kraliçe neydi? Kraliçedeydi. Aman Allah'ım, düştüğü hallere bak. Yüzüğü çalınan benim, sorgulanan yine ben. Benim en sevdiğim yüzüktü. Ta şu soytarılar çalıncaya kadar. Sayın Zomburgoz, bu suçlamaları kabul etmiyoruz. Biz hırsız değiliz. Anladığım kadarıyla soytarıları pek sevmiyorsunuz. Kral onları yeterince seviyor zaten. Öğleye doğru. Öğleye doğru. Öğleye doğru. Öğleye doğru. Öğleye doğru. Şöyle böyle buralarda. Ha, bir arada mutfağa gittim. Kraliçem, patatesleri çıplak elle mi yıkadınız? Yok, çıplak ayakla yıkadım. Ne biçim soru bu böyle? Patatesleri teker teker yıkarken ellerimi yıkamam gerektiği geldi aklıma. Şöyle herkes arkama dizilsin, mutfağa gidiyoruz. Çeşmenin başında duruyormuş. Boş yere soytarıları suçladınız. İnsan bazen hata yapabiliyor. Onun için soytarıları suçladığım için ikisinden de özür dilerim. Aslında Honki ve Ponki'yi ben de çok severim. Ama senin onlarla benden daha çok vakit geçirmeni, onları benden daha çok sevmeni... Sevmemi? Kıskandım. Ben de sizden özür dilerim. Şeker, reçel, kepçam, kraliçem. Size olan sevgimin ne kadar büyük olduğunu gösteremediğim için. Ne kadar? Kucak dolusu.